Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teğit Geometri Soru Bankası kitabında açı kenar bağıntıları konusundaki son testin çözümünü yapacağız. Evet kitabımıza da sayfa numarası kaç? 76 ve 77'yi çözeceğiz. Son test yani 3. test çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda şöyle bir katlama verilmiş ve 84 ve 70 derece verilmiş. BAC açısı 84 derece ABC açısı 70 derece verilmiş. Şöyle bir katlama yapılmış. Katlama yapıldığında ne yapıyorduk? Eski haline şöyle öyle bir geri açıyorduk. Açalım bakalım eski haline geri. Bu arada 84 ve 70 70'de, 70'ten dolayı 154 yapıyor. Buraya kaç derece kaldı? 26 derece kaldı. Bunu da yazalım. Şimdi burada üst üste binen açılar birbirine eşit. 84'ü 2'ye böldüğümüz zaman 40, 40 yapar. E sonra burası 70 ya. Üst üste binen açılar eşit. Burası da 70 olacak. Sonra 2 iç açı bir dış açıdan dolayı burada kaçıyı da buluruz biz? Oraya da kaç buluruz? 50 değil. 44 olarak buluruz. E sonra burada kaçlar bulunur da 42 70 daha kaç yaptı? Eee 112 yaptı galiba. O zaman buraya kaç kaldı? 68 kaldı galiba. Evet. 68 kaldı buraya. E o zaman her şey çıktı. Üst üste binen açılar eşitti ya. Burası da 68 oldu. Şimdi buna göre diyor. AD büyüktür AB diyor. Bakalım. AD ile AB'yi inceleyeceğim. B noktası burası. Yani biz hangi üçgende inceleyeceğiz onu? Bu üçgende. Bu üçgende AD'yi gören kaç derece? AD'yi gören 70 derece. AB'yi gören kaç derece? 68 derece. 70 büyüktür 68 olduğu için bir doğru mu? Doğru. Sonra BD ile B üstü C'yi inceleyeceğim. BD ile B üstü C'yi inceleyeceğim. Aslında şu kenarlar birbirine eşit ya. O BD dediğimiz aslında B üstü D, B üstü D yapıyor zaten. E B üstü C'yi incelerken de şu üçgeni inceleme yapacağım. O zaman burada BD dediğimiz şu ya. Bu çizgiyi gören nedir? 26 derece. 26 derece B üstü C'yi gören kaç? 44 derece. 26 44'ten küçük olduğu için bu aradaki işaretin küçük olması lazımdı. Bu yanlış. AC büyüktür AB demiş. AC ve AB'yi incelerken de büyük üçgeni ince üçgenle inceleyeceğim. AC'yi gören kaç? 70 derece. AB'yi gören kaç? 26 derece. 26 mı? Bu evet 26 derece yapıyor. Doğru sıkıntı yok. 70 büyüktür 26 olduğu için AC büyüktür AB bu ifade de doğrudur. O zaman cevap ne yaptı? 1 ve 3 yaptı. Yani cevap denizli oldu. Geldik 2'ye. Aşağıda şekilde iki kenar üçgenler verilmiştir. Bu üçgenler üst üste konuluyor. Elde edilen şeklin çevresi 42 olduğuna göre şeklin yüksekliği KL'nin alabileceği en büyük tam sayı Şimdi dur. Şimdi ben bunları tabanları birbirine paralel olacak şekilde koymuşum. Bu şekilde koyduktan sonra bu yüksekliğin en büyük değeri isteniliyor bizden. E bu birbirine paralelse eğer. Şimdi bu yükseklik böyle eğri bir olmaması lazım. Tam böyle şey olması lazım. Dik olması lazım. Biraz eğri koyarsam ne olacak? zemine olan uzaklığı daha da kısalacak. Tam böyle eşit olduğunda yani bu yükseklik konumunda olduğunda zemine paralel ya zemine de şu şekilde dik olacak ya tam zemine paralel olduğunda ve böyle tam dikey olduğunda bunlar K ve L arasındaki yükseklik en yüksek olmaz mı olur? E o zaman ne diyeceğiz? İkiz kenar üçgendi bu. E, o zaman burası da 90 burası da 90. İkiz kenar Hocam ben buraya A dersem burası da A. Buraya B dersem burası da C. C dersen burası da C. Hatta bunlara da XX diyelim. Y, diyelim. Tabanı keş parçaya beler. Burası da Z. Z oldu mu oldu. Şimdi elde edilen şeklin çevresi. Hocam 2 tane A, 2 tane B. Yazalım. 2 A, 2 B, 2 C. Bir de çevrede X, Y, Z de var. 2 X, 2 Y ve 2 Z'nin ne olduğunu biliyorum ben. 42 olduğunu biliyorum. O zaman A artı B artı C artı X artı Y artı Z'yi kaç buluruz? 21 olarak buluruz. Peki şimdi benden ne isteniyor? Şuradaki yükseklik. Hocam şuraya H1 buraya H2 buraya da H3 diyecek olursam. H1'in aralığı belli mi? Belli. Şu toplamlarıyla farklar arasında. A artı X ile bilmem ne arasında. H2'nin aralığı belli mi? Belli. B artı Y ile bilmem ne arasında. H3'ün aralığı da belli mi? Belli. O da C artı Z ile bilmem ne arasında. Farklar arasında olacak. Sonuçta bizden H1, H2 ve H3'ün toplamı isteniyor. En büyük değeri. O zaman biz taraf tarafı toplarsak bu toplamı elde ederiz. E o zaman toplamı elde edecek olursak küçüktür. Bunların toplamı. Bu da A artı B artı C artı X artı Y artı Z değil mi? E bu toplamı biz zaten 21 olarak bulmuştuk. O zaman yüksekler toplamı 21'den küçük olacak. En büyük değerde kaç olacak o zaman? 20 olacak. Yani cevabımız böylelikle balık kesir çıktı arkadaşlar. Geldik 3. soruya. 3, 6, 5, 4 verilmiş. Bu bir hikaye var burada. İşte buralara lamba konulacakmış. Bu lambaların elektrik tesisatı için AC ve BD arasına böyle bir tam döşenmiş, kablo döşenecekmiş. Kabloların uzunluklarının birim cinsinden en büyük tam sayı değeri kaçtır? Toplamının. Toplamının. Arkadaş bu tam sayı olsun demiyor. Dikkat. Bu da tam sayı olsun demiyor. Toplamlarının en büyük değeri isteniyor. Öncelikli olarak şuradaki X'e bakayım ben. X'e bakacak olursam yukarıdaki üçgende X toplamlarıyla farklar arasında. 9 ile 3 arasında e, x burada kaçla kaç arasında Alttakinde 1 ile 9 arasında e, x'in aralığını bulurken ne yapacağız arkadaşlar x'in aralığını şuraya yazalım x aralığı daraltacağız küçüklerde büyük olan büyüklerde de küçük olan yani 3 ile 9 arasında eyvallah şimdi şuraya bakalım o zaman bu üçgende x kaçla kaç arasında buraya y diyelim pardon y kaçla kaç arasında arkadaşım 1 ile 7 arasında şuradaki üçgende de kaçla kaç arasında 1 ile 11 arasında e hocam bizden ne isteniyor? Y'nin aralığı. Y'nin aralığı da ne oldu o zaman? Küçüklerde büyük olan her ikisinde de 1. Büyük, büyüklerde de küçük olan 7. Yani 1 ile 7 arasında oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? X artı Y değeri isteniyor. A hocam X yerine 8. Y yerine 6 koyarsam 8 6 daha 14 işaretleriz. Yanlış çıkar. X ve Y tam sayı olsun demiyor. Bizden ne isteniyor? Toplamları isteniyor. O zaman onu elde edeceğiz. Topla taraf tarafa. Taraf tarafa toplarsam ne geliyor? 4 küçüktür. X artı Y. O da küçüktür. 16 geldi x artı y'nin en büyük değeri kaç çıktı o zaman? 15 çıktı. Biraz önce değer verdiğimizde 14 çıkmıştı. Bak cevap balık esir oldu. İşte tam sayı vermekle vermemek arasındaki farkı sanırım bu testlerde de iyi bir şekilde anlamış bulunuyorsun. Evet cevap balık kesir. Geldik 4'e. Bir katlama var. ABC üçgeninde taralı bölge D doğrusu boyunca içe doğru katlandığında B köşesi C üzerine gelmekteymiş. E katladığında bu buraya gelmekteymiş. Tamam böyle gelsin bakalım. O zaman katlandığında bu buraya geldiyse üstüne binen kenarlar birbirine eşit. Burası 8. Hatta burası 90 derece değil mi dostlar? Katlamada üst üste binen kenarlar da birbirini istiyor. X kenarda çizilen kenar ortaya olduğu için. Ya da katlamada aynı doğru devam ettiğin zaman ne oluyor? Ee, bu dik olmak zorunda. Eyvallah. E ee, Sonra ne yapacağız? Alfa ise burası da alfa oldu. Bizden X isteniyor. Hmm. Alfa 30'dan büyük demiş. Vay. Vay vay vay. Burası 30'dan büyük. Hocam burası da 30'dan büyük. E ee, büyük dedik pardon. E hocam 2 iç açı bir dış açı. Burası da 60'tan büyük mü oldu? Evet. 60 derece gibi kabul edelim o zaman burayı arkadaşlar. Burası 60 derece olmuş olsaydı şuradaki uzunluğa bakacağız. Bak 60, 3 ve 8 ya burası. Hocam 60'ın mantığını kullanmak için dik çizeriz. Buradan dik çizsek olmuyor. 90'ın karşısı 3, 30'un karşısı 3 bölü 2 ile uğraşırız. Buradan dik çizelim. 90'ın karşısı da 8 30 30'un karşısı 4 olacak. 4 olacağı için dışarı doğru düşüyor sadece. E dışarı doğru düşürdük. 90'ın karşı 8 ise 30'un karşısı 4 yapar. Buraya 1 kaldı. 30'un karşısı 4 60'ı karşısı da 4 köküç yapar. Pisagor. Şuradaki x sonunu buluruz. x'in karesi eşittir. 1 artı 4 köküçün karesi 48. Yani 49 yaptı burası toplamı. O zaman x de böylelikle 7 geldi. Bak normalde 7 geldi. 60 olsaydı 7 oldu. 60'tan büyük olduğu için burası da 7'den büyük olmak zorunda mı? Evet zorunda. O zaman x ne oldu arkadaşlar? 7'den büyük. Hocam bir de burada bir üçgen eşitliği yapalım. Üçgen toplamları toplamlılığı farklı arasında olacak ama alt sınırı bulduk ya üst sınır lazım. 8 3 daha 11 değil midir üst sınırda? Evet. Yani kaçta kaç arasında oldu? 7 ile 11 arasında oldu. X'in kaç farklı değeri vardır? 8, 9 ve 10 değerlerini alır. 3 farklı değeri vardır. Yani cevap Ceyhan yaptı 4. soruda. Geldik 5'e. Bir ABC üçgeninde kenarlar verilmiş. Ifadelerinden hangileri üçgen belirtmez diyor. Bak güzel bir soru. Dikkat. Üçgen belirtip belirtmediğini çizerek yapacağız. Arkadaş birinci inceleyelim. Birinci incelerken kenar uzunlukları 5, 7 ve 9 olan hocam üçgen eşitliği sağlıyor mu? Sağlıyor. ile farklar arasında. 9 artı 7 ile 9 eksi 7 arasında sağladı. Birinci sağladı. Eyvallah. İkincisine bakalım. Hocam ikincisi 5 var 7 var. BAC açısı 102 derece. Hemen ABC üçgeni çizelim. A, B, C. Burası 102 derece. Ve A dediği A'nın karşısıdır. Yani 5. B dediği de B'nin karşısıdır yani 7. Hocam buradaki açı 102 ama diğer açılar 102'den küçük olmak zorunda. Toplamları 180 olduğundan dolayı. En büyük açı bu ya. En büyük açının karşısındaki kenar en büyük olmak zorunda. O zaman bu üçgen sağlamaz. Çünkü bak burası daha büyük oldu. Şu kenarın küçük olması lazımdı 5'ten. Yanlış. Şuna bakalım. Üçüncüye bakacak olursak da yine rastgele çiziyoruz. ABC üçgenini rastgele değil gerçi şuna göre çiziyorum. B'nin karşısı bu B'nin karşısı B yani 7. C'nin karşısı bu yani 9. Hc'ye verilmiş. Hc'ye de hop şöyle. Hocam yükseklik 8. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Çünkü bir dik üçgende hipotenüsten küçük olmak zorunda yükseklik. O zaman bu da belirtmez. O zaman cevap ne yaptı? 2 ve 3 yaptı. Beşinci soru. Güzel bir soru. Dikkat edin. Böyle sorularla da karşılaşabiliriz. E dremit oldu. Geldik 6'ya. Şekilde ABC üçgeninde BAC açısı geniş açı olarak verilmiş. Genişliği kullanalım bakalım şimdi burada. 5 var 12 var geniş. Şuraya bir A diyecek olursak 12'nin karesi 144 geniş açının karşısındaki kenarın karesi. Büyüktür A kare artı 5'in karesi 25 yapacak. 119 büyüktür A kare oldu. O zaman A küçük eşit oldu arkadaşlar? 10'dan küçük eşit oldu. Gerçi soruda bir de AC üstü C üstü B'den büyük demiş. Şimdi katlamada üst üste binen kenarlar eşit işte ya. Burası 5 burası 5. E burası zaten 5'ten küçük değerlermiş. 1, 2, 3 ve 4 değerlerini alır. 10'dan küçük eşit olmasını zaten biz burada şu bilgiyle kullanıyoruz. Sanki bu fazladan verilmiş gibi silinse de olur gibi duruyor. Neyse o zaman 1, 2, 3, 4 değerlerini alabilir arkadaşlar burası. Ama bütün değerleri alıyor mu ona bakalım. Şimdi katlama verilmiş burada. Katlama verilmişse hocam üst üste binen açılarda birbirine eşit olacak. Aa açı ortaylık çıktı burada. Şunun açı ortaylığını kullanacağız. Peki buraya 1 yazarsam 6'ya 5 yapıyor. Hocam 6K'ya 5K olur burası. 5K iken burası da 5K olur. Toplam 12, 11K neye eşit? 11K 12'ye eşit. K da buradan 12 bölü 11 oldu. Şimdi burada üçgen eşitliği yap bakalım. 1 seçtiğinde ne oluyor? 1 toplamlarıyla farkları arasında oluyor mu? 11K ile K arasında oluyor mu? K bak birden büyük değer sağlamadı. 1 için sağlamadı. 1'i iptal ettik arkadaşlar. Evet şu 1'i iptal ettik. Ama burada çözümü silmek zorundayım. Umarım anlamışsındır. Şimdi 2'ye bakalım. 2'ye baktığım zaman o zaman bu değerler değişiyor. Bak bak bak. Şunu sildik. 1 olmadı. 2'ye bakalım. Burası ne oluyor o zaman? 7'ye 5 yapıyor. Hocam 7K ise burası 5K yapıyor. Burası da 5K yaptı. Bak 12K. 12 ise 12K. 12 ise K'yı 1 buluruz. E şimdi üçgen esliği uygulayalım. 2 toplamlarıyla farklar arasında 2K ile 12K arasında olacak. K yerine 1 yazdığımızda yine üçgen eşitliği sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. O zaman 2 de olmadı. 3'e bakalım arkadaşlar. 3 yazdığımızda bir şey çıkıyor mu? Buraya ben 3 aldığım zaman 8'e 5 oluyor. 8K'ya 5K oluyor burası. Katlamada üst üste binen açılar eşit olacak. Yani burada 13K eşittir 12'den K'yı 12 bölü 13 buluruz. E o zaman burada toplamlarıyla farklar arasında olacak. Yani 3'ü araya aldığın zaman toplamları nedir? 8 5 daha 13 k ile farkları nedir 3 k arasında olacak ee, bu birden küçük değil mi 3 k da 3'ten küçük olacak bu sağlanıyor arkadaşlar demek ki 3 değeri sağlanıyor bir de 4 değer içinde büyük ihtimalle sağlayacak onu da siyahla göstereyim hocam o zaman burası 9 n burası 5 n yapacak bak 9'a 5 oran var burası da 5 n oldu toplam 14 n eşittir 12'den n'i de buradan 12 bölü 14 buluruz yine 3 k ile kaç arasında olacak? Şurası 4. 3K ile kaç arasında olacak? Toplamları ile farkları arasında olacak. Ay pardon. Şurası ne? Farkları 4N. 4N ile 13N, 14N arasında olacak. E zaten N birden küçük ya. Burası da 4'ten küçük olacak. Bu da sağlanıyor. Yani 3 ve 4 değerleri size sağlıyor. E o zaman burası 3 burası toplamda 8 olur. E burası 4 toplamda 9 olur. Güzel bir soruyormuş. O zaman cevap 9 8 daha kaç yapar? 17 yapar. Evet 6. soru böylelikle Denizli çıktı. Geldik 7'ye. Bir kere eşitlik var. Bir de BAC açısını geniş demiş. Hocam şurası geniş açı. E şu eşitliği nasıl kullanacağız? Şuraya y y demiyorduk değil mi? Orta taban. Çiz orta tabanı. Ya böyle çizeceksin ya böyle çizeceksin. Şöyle çizelim. Orta tabanı çizince 12 ise 6 6 yapar. 20 ise burası da 10 yapar. E hocam şu geniş açı. Bu genişliği ben kullanacağım burada. Bu genişliği burada nasıl kullanacağım? Şu değeri bulmak için kullanabilirim ama bizden bu değer isteniyor. Gerçi burası geniş açıysa arkadaşım iki iç açın toplam bir dış açı olduğundan burası da gep geniş bir açı olmayacak mı? Olacak. Yani burası da geniş bir açı oldu. Şimdi burada geniş açı formülü 6'nın karesi artı 10'un karesinden büyük olacak. O zaman x'in karesi büyüktür. 136 yapacaktır. 11 sağlamıyor 12 sağlıyor. Yani x büyük eşittir 12 oldu e, toplamları ile farkları arasında ya, bir de burada. Yani 4 ile 14 16 arasında olacak. E o zaman hem bu aralıkta hem de burada yani x ne olacaktır arkadaşlar? 16'dan küçük 12'den de küçük eşit olacaktır. x kaç farklı değer alır? Hocam 12, 13 ve 14 ve 15 değerler alır. 1, 2, 3, 4 tane değer alır. Yani 7. soru böylelikle balık kesir oldu. Bu da güzel bir soru. Genişliği direkt kullanmadık ama iki iç açı 1 dış açıyı kullandık. Farklı bir bakış açısı olan bir soruydu bu da. 7. soru Balıkesir. Geldik 8'e. P eleman BC. Arkadaşlar P oynak bir nokta. Yani şöyle de olur. Şöyle de şöyle de şöyle de şöyle şöyle, şöyle de. Burada şu yorumu yapacağız arkadaşlar. P yani A noktasının BC'ye olan uzaklığı bu 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 bu. En küçük değer nedir? A noktasının BC'ye olan en kısa uzaklığı dik uzaklık değil midir? Evet. Hocam en küçüğü dik uzaklıktır. O zaman 5 kök 2 ise bunlar 5 5 yapar. Tamamını da zaten ne vermiş? 17 vermiş. Buraya ne kaldı o zaman? 12 kaldı. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? En küçüğü 5. E şimdi 5'ten bak sola doğru gidince daha da büyüyor. Hatta sağa doğru gidince daha da büyüyor. Büyüyor, 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 büyüyor. Daha da büyüyor. Daha da büyüyor. En son C'ye geldiğimde hatta dikkat et. BC C, C noktasında alınabilir. O zaman bizim AP uzunluğu C noktasında PC noktası olduğunda şu en büyük değeri alabilir. Yani en kısa değeri 5, en büyük değeri de bak burası 90 derece ya. 5 12 13 üçgeninden burası da 13 yapar. C de dahil olduğu için 13 değeri de dahil olmak zorunda. AP uzunluğu kaç var değer alabilir? 5 ile kaç arasında oluyor arkadaşlar? 13. Ama 5 ile 13 dahil. Büyükten küçüğü çıkart. 8. Bir de bir ekle 9. Yani bu sefer her ikisi eşit olduğu için normalde 5 ile 13 arasında büyükten küçüğü çıkart. 8. Bir de bir çıkart. 7. 7 tane değer var. Ama 5 ile 13'ü de koyduğum için artı 2'den cevap 9 çıkar diyebiliriz arkadaşlar. e 8. soru Denizli oldu. Geldik 9. soruya. H-A ile N-A birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar bir üçgende H-A ile NA A açısından çizilen yükseklik ile açı ortay aynıysa bu bir ikizkenar üçgen değil midir? Evet. O zaman B açısıyla C açısı kesinlikle ne oldu arkadaşlar? Eşit oldu. Evet B açısıyla C açısı eşit. Yani şıklardan bu gitti, bu gitti. B ile C eşit, bu gitti. Yani şu kaldı. Hatta B ile C eşit ama eee Üçüncüsünün eşit olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Söyleyemiyoruz. Direkt cevap E şıkkı oldu gibi aslında ama biz yine de yorumlayalım. Şimdi burada A ile VB'yi yorumlayalım. İstersen A ile VB'yi de yorumlayabiliriz. Arkadaşlar normalde A küçüktür. NA küçüktür. E, VA değil midir? Evet. A ile VB birbirine eşit verilmiş. Bunun yerine Vb yazarsam o zaman VB küçüktür A mı geldi? VB küçüktür A ise Açılarla yardımcı elemanlar ters orantılıdır. O zaman VB küçüktür veya A ise B açısı büyüktür A açısı olmak zorunda. Yani B ile de C zaten birbirine eşitti. E B ile C birbirine eşit. E B de A'dan büyük. O da hangi şıkta var arkadaşlar? E şıkkında var. Yani 9. soru böylelikle Edremit yaptık. Geldik 10. soruya. Aşağıda ABC üçgeni biçimindeki bahçenin A ve C köşelerine gelecek biçimde boru döşeniyor. Şöyle şöyle şöyle. A ile B arasındaki uzaklık 12 olarak verilmiş. B ile C arasındaki uzaklık da kaç verilmiş? 14 olarak verilmiş. Borunun toplam uzunluğunun en büyük değeri kaçtır diye soruluyor. A ile B arası verilmiş. Pardon 12. Arkadaşlar en büyük değeri 26'da küçük 25'tir. Biz normalde ne demiştik? Hocam şöyle bir şey. Şöyle şu ikisinin toplamı x artı y şu ikisinin toplamından küçük olacaktı. Bundan da büyük olacaktı. Hatta bu şöyle bile olursa arkadaşlar. Böyle kıvrımlı bile olursa yine aynısı. Bu üçünün toplamı şu ikisinin toplamından küçük olacak. Yani bu üçünün toplamı şu ikisinden toplamından küçük olacak. 26'dan küçük olacak. O zaman değerimiz ne yapıyor? 25 yapıyor. Yani cevap Denizli yaptı. Ve geldik kara soruya. Bakalım kara soru ne diyor? Şekildeki ABC dörtgenin köşe verilmiş. Sonra A -E ile EC birbirine eşit verilmiş. Eşitleri koyalım. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Bir de ne verilmiş? BF ile F D eşit verilmiş. Bak bak. Şu ve şu birbirine eşit verilmiş. Ve BC eşittir 8 birim. Burası da 12 birim olarak verilmiş. EF uzunluğunun alabileceği tam sayı değerlerin toplamı nedir diye soruluyor. vay eyvah, eyvah. Ne yapacağız hocam burada veya diye sorduğunuzu düşünüyorum. E hocam soruya. Soruda verilen bilgileri hep yoğunlaşacağız demiyor muyuz? O zaman yoğunlaşalım soruya. Ya ben buradaki eşitliği kullanmam lazım hocam. Ay, güzel bir soru. Bu eşitliği nasıl kullanabilirsin? Eşitlik varsa orta taban. Kırmızı eşitliği kullan. Kırmızı eşitlik eşitliğin olduğu yere kalemini koy. E hocam 8 ve 12'yi kullanacağım. 8'e ait orta taban. Bak bu çok karışık olmaz mı böyle? Oldu. Çünkü burayı bölüyorsunuz zaten. E 8'e ait başka nasıl yapabilirsin? Hop, şöyle bir orta taban çizebiliriz arkadaşlar. Bak 8'e ait orta tabanı çizmiş bulunuyoruz. Evet, 8 e 8'e ait orta tabanı çizdik. 8 ise burası kaç yaptı? 4 yaptı. E ee, başka? Şu maviyi kullanalım. Mavideki eşitliği nasıl kullanacağım? Hocam bu sefer de 12'yi şey yapacağım. 12'ye ait böyle paralel çizsem olmaz. 12'ye ait şöyle çizersem. Evet orta taban sağlandı. Ve tam bu noktaya gelmek zorunda. Bunlar eşit ya bunlar da eşit olmak zorunda. 12 ise burası da 6 oldu. Bak soru çıktı. İşte sorumuz bu. Bizden ne isteniyor? EF uzunluğu. Yani X'in alacağı tam sayı değerler isteniyor. 6X4 ile 6 artı 4 arasındadır. 2 küçüktür, X küçüktür, 10'dur. Yani bu değerler toplamı. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'un toplamı isteniyor. Arkadaş ikisinin toplamı 10. Bu ikisinin toplamı da 20. O, bu da 10. 20 etti. 29, 8 daha. 37. 5 daha 42 toplamı da böylelikle 40 yaptı. Yani cevap Denizli yaptı. Yani burada sadece işin esprisini eşitlik mantığını kullanmak ve verilen bilgileri 8 ve 12 kullanaraktan bir hamle yapmak eşitlik mantığı da orta taban çizmeyle olur. Değil mi arkadaşım? Evet 11. soru Denizli çıktı ve böylelikle açık kenar bağıntıları bitirdik. O diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani videoda üçgende merkezler testlerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. والشكل